Günaydın sevgili izleyiciler, spor dünyasına hoş geldiniz. Bugün de bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve sporun, futbolun, hayatın güzelliklerini paylaşacağız bu sabahta sizlerle. Her zaman olduğu gibi ilginizi, yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Yine Instagram'dan ve Twitter'dan Spor Dünyası TRT, TRT Spor Dünyası adreslerine mesajlarınızı bekliyoruz. Ve biliyorsunuz dün Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarının heyecanı yaşanmıştı. Bugün 6 karşılaşma daha var. Bazı maçlar Hristiyanların Noel'i nedeniyle de hafta içinde oynanıyor. Bu maçların özet görüntülerini de az sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Yine spor dünyasında küçük bir tur yapacağız. Enteresan, ilginç görüntülerimiz var. Zaman zaman tebessüm edeceksiniz, zaman zaman hüzünleneceksiniz. Ve tabii ki dış basınla yayınımıza start vereceğiz. O zaman İlknur Özdengi'nin program için İstanbul'da olduğunu da belirtelim ve dış basın için İlknur'un görevini bugünlük üstlenelim ve gidiyoruz hemen Daily Mail'e sevgili izleyiciler. İlk haberimiz Daily Mail'den, İngiltere'den. Blues are back, maviler geri döndü manşeti var, işte izliyorsunuz. Antonio Conte Premier Lig yarışından vazgeçmiş gibi duruyor ancak dün Chelsea kavgasının henüz bitmediğini bir kez daha gösterdi. Yağmurlu ve rüzgarlı zor geceye rağmen tehditkar olduklarını bir kez daha kanıtladılar. West Ham yenilgisini şokuna atlatan Conte'nin defans hattına yaptığı müdahale dün görevini yaptı. 50 dakika içinde 3 gol kaydettiler ve şüpheye gerek olmadığını gösterdiler. İtalyan menajer ise maç sonunda yaptığı açıklamada "Bu akşam Bakayoko'nun en iyi performansını izledim. Takıma adapte olmuş gözüküyor. Onun adına gerçekten çok mutluyum." dedi. 3-1 kaybeden ev sahibi Huddersfield Town'da ise menajer David Anger, "Bu akşam biraz özensiz oynadık. Bu tarz iyi takımlarla oyunun keyfini çıkarmak istiyorsanız maça daha fazla odaklanmalı ve konsantre olmalısınız. 3 golü de yarım saat içinde yedik. Chelsea karşısında daha da kötü bir gece yaşayabilirdik." değerlendirmesinde bulundu. Antonio Conte dün akşam ayrıca 17 yaşındaki oyuncusu Ethan Ampadu'ya savunmada ilk kez yer verdi. Genç oyuncuysa oyun boyunca yaptığı müdahalelerle ne kadar rahat olduğunu ve bu seçimin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu diyoruz ve hemen İtalya'ya gidiyoruz. Corriere della Sport'a şöyle biraz küçültelim. Corriere della Sport'ta "Gigio sus ve oyna" başlığı var. İşte izliyorsunuz, ekranlarınıza geliyor. Menajer Raiola'nın Milan'a saldırısı savuşturuldu. Donnarumma kalıyor. Ancak sözleşmede madde var. Buna saygı duyulması gerekiyor. İlk önemli tecrübesini Milan'da yaşayan Donnarumma'nın sezon başına 2,5 milyon avro yerine 6 milyon avro karşılığında yeni bir sözleşme imzalamaya zorlandığı bilgileri doğru ama Ocak ayında bir yere gidemez deniyor. Hemen şöyle 6. sayfasına da gidelim. Burada da Donnarumma'nın işte bakıyorsunuz, görüyorsunuz bir fotoğrafı var. Gigio'nun fiyatı yok. İlk önemli tecrübesini Milan'da yaşayan Donnarumma'nın sezon başına 2,5 milyon avro yerine 6 milyon avro karşılığında yeni bir sözleşme imzalamaya zorlandığı bilgileri doğru ama genç kaleci Ocak ayında bir yere gidemez. Donnarumma Buffon'un milli takımı bırakmasıyla yakında kalenin yeni sahibi olacak denmiş. Ocak ayında Milan'da kalması kulübün aldığı karar sevgili izleyiciler. Ancak menajeri Mino Raiola'nın Milan'a 13 yaşında getirdiği oyuncusu sözleşmesini feshedip takımından ayrılmaya bir kez daha kararlı gibi görünüyor. Sezon başında yenilenen sözleşmesine eklenen 70 milyon avroluk bir madde var. İddia edilen bu rakam federasyona sunulan sözleşme detayında ise bulunmuyor. Belge iki taraf arasında özel olarak imzalandığı için Haziran 2018'de Donnarumma'yı kim istiyorsa direkt kulüple görüşüp anlaşma sağlaması gerekiyor. Şimdi her şey Haziran ayına kadar ertelenmiş durumda. Bologna galibiyeti sonrası takımda başlayan huzuru bozmamak için medyada da kaos yaratılmıştır. Mamaya dikkat ediliyor. Yaz aylarında Milan'da kalmak istediğini kulübe ileterek yeni sözleşme yapılmıştı genç oyuncuyla. Bunun öncesinde taraftarlarla arasında yaşanan gerginlik de düşünülecek olursa ipleri germenin bu aşamada hiçbir tarafa bir faydası olmayacak deniyor haberde. Ve sevgili izleyiciler, Mundo Deportivo'ya gidiyoruz. Biliyorsunuz Barcelona'da konu Coutinho. Coutinho gelecek mi? Transfer edilebilecek mi? Liverpool ikna edilebilecek mi? Coutinho'ya bağlı başlığı var. Mundo Deportivo'da hemen büyütelim. Biraz daha. Bu da fazla oldu biraz galiba. Şöyle aşağı doğru çekelim. Evet.
Barcelona Liverpool'la mümkün olan en kısa sürede bir anlaşma yapabilmek için baskı yapıyor. Mesut Özil'in çevresi ise Katalan kulübünün teklifinin resmileşmesini istiyor. İkinci ve üçüncü sayfaya geçeceğiz. Coutinho hareketliliği bu sayfalarda da ekrana geliyor. İşte bakın. Barcelona Brezilyalı'yı kadrosuna katıp katamayacağı konusunu netleştirmek için yaptığı baskıyı yoğunlaştırıyor. Belirleyici koşulların olması için verilen zamansa bu ayın son haftası. Katalan kulübü Coutinho için gemileri yakmaya hazır halde. Brezilyalı sahip olduğu yeteneklerle Andres Iniesta'nın bölgesinde takımın kalitesini daha da artıracaktır. Kulüp 31 Ocağı kadar süresinin olduğunu biliyor ancak süreyi de çok fazla geciktirmek istemiyor. Çünkü Ocak ayı Barcelona için oldukça gergin geçecek. Kupa Del Rey elemelerine katılacak olan Katalanlar hemen arkasından Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynayacak. Kulübün 5 yıllık anlaşması olan Coutinho için Liverpool'un istediği 200 milyon avroya Barcelona kesinlikle sıcak bakmıyor. Önerilense 80 milyon sabit ve artı 30 milyon bonuslar. A planının iptal olması halinde ise B planı çoktan hazır. Futbol direktörünün daha önce açıkladığı gibi bu alternatif Arsenal'la sözleşmesi 30 Haziran 2018'de bitecek olan Mesut Özil. Özil'in teknik ve tecrübe açısından Barcelona seviyesinde herhangi bir eksiği olmadığına dair şüphe yok. Ancak Alman oyuncu Barça'nın onun için ne planladığını mümkün olan en kısa sürede öğrenmek istiyor. Geleceğini planlamak istiyor yıldız oyuncu ve önceliği de Barcelona. Dünyanın Neukamp'tan ibaret olmadığını da ayrıca farkında ve 2 hafta içinde de işlerin netleşmesini bekliyor bu yüzden. Asist yapma konusunda uzman olan ve tekniği üst seviyedeki Mesut Özil, elit oyuncular içerisinde ve Barcelona için Şampiyonlar Ligi'nde de oynayabilir denmiş haberde sevgili izleyiciler. Hemen geçelim. Tekrar Beat Sport'a Almanya'ya dönüyoruz. Frank Ribery'nin mahkemesi vardı biliyorsunuz ve eski menajerin 3.45 milyon avro için Ribery'e davası başlığı var. İzliyorsunuz Beat Sport'ta. Büyütelim peki sevgili yönetmenimizin isteği üzerine şöyle yapalım. Frank Ribery Köln maçı öncesinde son antrenmanı milyon dolarlık yargılanma nedeniyle kaçırdı. Bayern'in yıldızı 1. Münih Bölge Mahkemesi'ne giydiği siyah beyaz takım elbisesiyle saat 10'da çıktı. Aslında tam siyah giyinmiş, beyazı nereden koymuşlar anlayamadım. Bayern'in yıldızı 1. Münih Bölge Mahkemesi'ne giydiği bu elbiseyle çıktığı mahkemede ona eski menajeri Bruno Hiderscheidt dava açmıştı. Anlaşmazlığın nedeni ise Ribery'nin Marsilya'dan Bayern Münih'e transfer olduğu 2007 yazında söz konusu 3.45 milyon avroluk komisyon. Lüksemburglu menajer olumsuz hava koşulları nedeniyle Brüksel'den uçağa kalkamadığı için duruşmaya katılamadı. Avukatları katıldı duruşmaya ve söz konusu sözleşmeye hakime sundular. Ribery'nin avukatları ise iddia edilen komisyon belgeleri için bunların hepsi sahte dedi. Bir şey çok açık. Bir taraf yalan söylüyor. Ribery'nin avukatları da eski menajerine karşı dava açtı. İddia ise dolandırıcılık ve sahtecilik. Davaya bakan hakim kararını bir sonraki duruşma tarihi olan 16 Ocak'ta açıklayacak. 1 saat 14 dakika süren duruşmadan sonra Ribery kısa bir süre için tek başına antrenman yaptı ve Frank Ribery büyük bir ihtimalle bu akşam oynanacak olan karşılaşmada da Bayern Münih'in formasını giyip gollerine bir yenisini ya da yenilerini eklemeye çalışacak sevgili izleyiciler. Ve evet dış basından haberleri derleyip toparlayıp sizlere sunduktan sonra mesajlarınızı, iletilerinizi, sorularınızı beklediğimizi İlknur Özengin olmamasına rağmen bir kez daha yineledikten sonra da hemen haberlere geçelim ve dün akşamın maçlarını ekranlarınıza taşıyalım. Borussia Dortmund yeni teknik direktörü Peter Stöger'le çıktığı ilk maçında 2 aylık galibiyet hasretini sonlandırdı sevgili izleyiciler. Mainz'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Sarı Siyahlılar ligde tam 8 maç sonra 3 puan aldılar. Peter Stöger ilk maçına çıkıyor. Borussia Dortmund ve Mainz şiddetli puana ihtiyacı olan iki takım karşı karşıya. Ömer Toprak vurdu, direkten döndü, tamamlayan futbolcu Sokratis. Borussia Dortmund deplasmanda 55. dakikada 1-0 öne geçiyor. Atakları devam ediyor konuk ekibin. Pierre-Emerick Aubameyang sıyrıldı rakibinden. Kaleciden de sıyrıldı. Çıkardı pasını Shinji Kagawa. Skoru belirliyor. Borussia Dortmund deplasmanda Mainz'ı yeniyor. 8 maç sonra kazanıyor.
Ve Bundesliga'dan görüntülerle yayınımıza devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Bundesliga'da dün akşam oynanan bir diğer karşılaşmaya gidiyoruz. Yunus Malla'nın formasını giydiği Wolfsburg sahasında Leipzig'le 1-1 berabere kaldı. Bundesliga'da heyecan hafta içi karşılaşmalarla devam ediyor. Ataktaki takım Wolfsburg ceza sahası içi karambol, Mario Gomez yerde, karar penaltı. Penaltı vuruşunu Paul Ferhah gole çeviriyor. 15. dakikada Wolfsburg 1-0 öne geçti. Bu kez Leipzig beraberlik için yükleniyor top ağlarda. 52. dakika Barsel Halstenberg eşitliği sağlıyor. Bu pozisyonda Origi inanılmazı başarıyor. Golü kaçırıyor. Kırmızı kart gören Upamecano takımını 10 kişi bırakıyor. Leipzig'i karşılaşma 1-1 eşitlikle sona eriyor. Evet, 1-1 bitti mücadele. Devam edeceğiz görüntülere sevgili izleyiciler, ama şimdiden çok sayıda mesajınız gelmiş vaziyette. Hemen bir bakalım dilerseniz. Anıl Bey, hemen bakayım Anıl Bey'in soyadı var mı? İçine girmeye çalışıyorum ama. Evet, Anıl Yıldız bir mesaj göndermiş. Samsun'dan selamlar. Samsun Spor Süper Ligi çok özledi. Siz de Samsun Spor'u özlediniz mi Büyük Çınar? İyi yayınlar demiş. Sevgiler buradan Samsun'a. Samsun özlenmez mi? Hele şimdi son derece güzel bir mevsim. Samsun için balığın en güzeli vardır Samsun'da. Ve Samsunluların sıcak ilgisi, misafirperverliği her daim tabii ki odak noktamızda oldu. Ama uzun zamandır da gidemiyoruz. Samsun'a selamlar, sevgiler olsun buradan. Hemen bakıyorum Mehmet Salih. Abi Bayern zorlu bir rakip ama ben eleyeceğimize inanıyorum. Bayern'de deplasmanda 1-1 gibi bir skorla ayrılırsak burada her türlü üstün geliriz. Beşiktaş Vodafone Park'taki her maça favori çıkar. Senin düşüncen nedir? Ya benim düşüncem, Bayern Münih'in de zaafları var. En önemli zaafının Tarık Üstün'le beraber, bunu spor ekseninde de paylaşmıştık. Her öğleden sonra 4 ile 5 arasında yapıyoruz TRT Spor'da bu programı. Orada da Niklas Schüle'nin, biliyorsunuz Jerome Boateng'in yerine Jupp Heynckes savunmanın ortasında, onu tercih ediyor Mats Hummels'le beraber. En zayıf noktası orası. Mutlaka hata ve hatalar yapacaklardır. Bir de biliyorsunuz bütün hatlarıyla yüklendiği zaman Bayern, iyi savunma kurgusu olmasına rağmen kanat oyuncularının geriye yardım etmemesi nedeniyle, çabuk dönmemesi nedeniyle boşluklar veriyor. Hızlı hücum ederek rakibi, savunmayı dengesiz yakalayarak başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii ki Kingsley Coman gibi, Ribery gibi, Arjen Robben gibi çok sayıda etkili oyuncusu var. Corentin Tolisso gibi, Thiago gibi, say say bitmiyor, Lewandowski gibi 23 maçta 21 gol. Elemelerde grupta biliyorsunuz 3 golü var. Cenk kadar atamadıysa da her ne kadar Robert Lewandowski üstüne koyarak gidiyor. Gerçekten de çok iyi bir santifor. Dolayısıyla da kanat hücumlarında özellikle Coman ve Tolisso çok etkili oynuyorlar bu son dönemde. Bayern Münih bütün hatlarıyla etkili oynuyor. Thomas Müller'i sayamıyoruz bile artık. Eskisi gibi kadroya da giremiyor son dönemleri için söylüyorum. Yoksa ne kadar kurnaz bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da kanatlardan hücum ederken alanları iyi daraltmamız gerekiyor. Savunmada arka arkaya hamleler yapmamız gerekiyor. Yani birbirine yakın oynaması gerekiyor oyuncularımızın. Dengesiz yakalamak zorundayız ve sabırlı oynamak zorundayız Bayern Münih karşısında. Yoksa yenilmeyecek bir takım yok yeryüzünde, bunu da belirtelim. Mehmet Baki, Manchester City gerçekten harika bir oyun oynuyor ve bu futboluyla bütün başarıları hak ediyorlar. Gerçekten de öyle. Hem Premier Lig'de arayı giderek açıyorlar, hem de Şampiyonlar Ligi'nin tüm dünyada en büyük favorisi olarak gösteriliyor Manchester City. Bunu hemen belirtelim. Ezeli rakipleri, ünlü takımlara rağmen Bayern Münih gibi, Juventus gibi, Real Madrid gibi, Barcelona gibi, Chelsea gibi en düşük oran onlara veriliyor. Her yerde birinci sırada şans veriliyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu içinde İngiliz ekibi Manchester City'ye. Hemen bakalım İsmail Dağ, günaydın abi. Tokat'tan selamlar, sevgiler demiş. Bizden de sevgiler olsun Tokat'a. Bir Bayern Münih, biz Beşiktaş Bayern Münih maçını değerlendirir misin? İlk maçın deplasmanda olması Beşiktaş için ne kadar önemli? İyi ki varsınız demiş. Asıl siz iyi ki varsınız. Siz olmasanız biz zaten olmazdık sevgili İsmail
Ak'ta. Hemen şunu belirtelim. Yorumu yaptım zaten. İkinci maçın Beşiktaş'ın içeride oynayacak olması tabii ki avantaj. Eğer bir farklı bir dezavantajda ya da beraberlikle, gollü bir beraberlikle ya da deplasmanda fazla gol yemeden gol atarak dönebilirsek Vodafone Park'a, orada her şey olabilir. Bunu herkes biliyor zaten. Kayaoğlu, günaydınlar. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Fatih Kayaoğlu bu mesajı göndermiş. İnşallah Bayern'i yeneriz demiş. Bizim de dileğimiz o. Bu arada bugünkü gazetelerde de vardı sevgili izleyiciler. Özellikle 14 Mart'taki rövanş karşılaşmasını tüm kıtalarda, başta Avrupa olmak üzere yaklaşık 2 milyar insanın izlemesi bekleniyor. Daha iyi bir reklam nasıl yapılabilir ki? Zaten özellikle Vodafone Park'ta oynadığı maçlar Beşiktaş'ın taraftarının desibel rekorları kırmasıyla ön plana çıkması, Avrupa basınında, dünya basınında, gazetelerde birinci ve ikinci sayfalarda siyah beyazlıların yer bulması ilgiyi İstanbul'a da yoğunlaştıracak. Eğer ilk maçta hani şöyle ortada bir skor olursa da tadından yenmeyecek ikinci karşılaşma, ama rakip Bayern Münih, umarım böyle bir skoru elde edebiliriz. Bu arada bakıyorum hemen, Talih Şirinov Azerbaycan'dan selamlar demiş. Azerbaycan'a bizden de selamlar. Zaten alışkınız sevgili Azerbaycanlı futbol severlerle, spor severlerle her sabah böyle karşı karşıya gelip onlarla keyifli sohbetler yapmaya, sosyal medya üzerinden de olsa. Resul Zurnacı da ülkenin en büyük takımı Beşiktaş ve taraftarı da Beşiktaş taraftarı demiş. Evet, şimdilik mesajlar bu kadar. Ve Liverpool çıkış içinde, İngiliz ekibi Jürgen Klopp'la beraber Coutinho'da iyi futbol sergiliyor. Tüm hatlarıyla iyi top oynuyorlar. Salah zaten ayrı bir fenomen haline geldi. Ve Liverpool kulübünün çok özel bir ziyaretini şimdi ekranlarınıza taşıyacağız sevgili izleyiciler. Sosyal sorumluluk projelerini oldukça önemseyen şehrin kırmızı takımı çocuklar hastanesine konuk oldu. Ve yaklaşan yeni yıl öncesi çocuklara hediyeler dağıtan ve onlara destek olan yıldız isimler bu anların miniklerle beraber keyfini çıkarttılar. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Gelin birlikte izleyelim. Football professionals, you have to do a lot of stuff during a week. Not a lot of them you really enjoy. When you come here, it's really easy to enjoy it. It's just a little lift, of course. That's what we, a little push what we want to give them, that they feel that they have this special moment. Liverpool's all about community in the city, and it's a massive part of the city, so you know it's important we give back, and the kids are a massive part of that, and it's really enjoyable for us to come and see the kids as well. You know, they're very positive in a quite negative situation, which is always really inspirational to see. Hi, nice to meet you. Hello. He's 11 weeks old. He's had surgery on his stomach, so okay. Yeah, he's a lot better now. Okay. So nice nap. Yeah. 11 weeks. We didn't lose since you. Oh, thank you. You know, I have kids as well, and I know kind of how excited they are around Christmas. So to be, you know, in hospital not very well is very sad, but you know, it's the least we can do. Come here and show some support. I'm Kerry. This is Jack. Jack has a condition called autism, and Jack's been struggling quite a lot. We've come in here for some help because he's got two elder brothers who are both Liverpool supporters, and they always keep trying to change Jack to be a Red. But Jack's not budging, he's sticking by his dad. No. That's good. Football doesn't matter when you come to places like this, and being the captain of the team coming here is huge for me personally. Like I say, just to put a smile on the kids' face, even if it's just for the day, means a lot to me. It's emotional because, you know, of course it could be one of your family members, it could be you. You maybe visit people in hospital throughout the years of your life. You want to come and lift them up a little bit, and you know, this could be a moment for them that could give them, you know, the spirit to fight on. You know, at the end of the day we're humans, we're normal people at the end of the day, so we're not bigger than anyone. So to come here and to give a helping hand to the, you know, people who work at us, it's such a great feeling for us. We can be really happy that we have all the hay here, and they take so fantastic care, and they help so much, and they work so hard. It's just, yeah, it's a perfect place, to be honest.
Ne kadar hoş görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Gerçekten de müthiş görüntüler. Futboldan çok şey kazanıyorlar. Simon Cooper ne demişti? Futbol asla sadece futbol değildir. Bu konuda yazılmış çok kitap var. Futbol milyonları etkileyen en büyük spor. Ve insanları aslında işte böyle ziyaret ederek ihtiyacı olanları, otizm hastası çocukları sosyal projelere destek vererek ünlü yıldızların, ünlü oyuncuların onlarla kucaklaşması, bir araya gelmesi de bu işin aslında güzel tarafı, hoş tarafı değil mi? Ne kadar güzel görüntüler gerçekten de. Bu anlamlı ziyareti Liverpool'un gücüne güç katmış. Onlar zaten sloganlarıyla, "You never walk alone"la, asla yalnız yürümeyeceksin de dünyada söz sahibi olmuşken, böylesine güzel etkinliklere Jürgen Klopp gibi 10 parmağında 10 marifet olan bir teknik direktörü takımın başına getirerek hem sahada başarılı olup hem de saha dışında da sorumluluk sahibi oyuncularıyla böylesine güzel etkiler yaratabiliyorlar. Bu yüzden dünyanın her tarafında da taraftarları oluyor büyük kulüplerin doğal olarak. Biraz daha mesajlarınıza bakalım. Kesemenli, hemen bakacağım içine de, Elmar Kesemenli bize bir mesaj göndermiş. İyi yayınlar abi, rica etsem Beşiktaş'ın tur şansını yorumlar mısınız? %49 diyorum. Yani %1 daha fazla Bayern Münih'inki. Bayern Münih çok kuvvetli tabii. İşin esprisi bir yana ama Beşiktaş'ta zor maçların takımı, iyi oynayan takımlara karşı, açık futbol oynayan takımlara karşı daha iyi oynayan bir takım olduğunu Beşiktaş'ın unutmayalım. Grupta hiçbir karşılaşmada mahkum futbol sergilemedi ve kök söktürdü rakiplerine. Dolayısıyla da onlar düşünsün diyorum ben. Ve iyi yayınlar derken sevgili Elmar, Beşiktaş'ın şansını yorumladık onun için. Bir de Gence'ye ve Elmar Kesemenli'ye selam söyler misiniz? Peki, sevgiler. Hemen bakıyorum, Metin Tek'e Özbekistan'dan selamlar demiş. TRT'ye Hüseyin Dülger, Metin Tek'e seviyoruz TRT'yi demiş. Biz de sizi seviyoruz. Daimi izleyicilerimiz Özbekistan'dan selamlar olsun sevgili Hüseyin ve Metin'e. Ve Beşiktaşlı bir taraftarımız, selamlar abi, Beşiktaş bu yıl şampiyon olur mu? Bu yıl şampiyonluk yarışı çok zorlu geçecek. Zaten şu andaki durum da bunun en önemli göstergesi. Şampiyonluğa oynayan, ilk iki sıraya oynayan, Şampiyonlar Ligi için mücadele eden de çok takım var. Bakalım, as hata yapan ipi önde gösterecek. Beşiktaş'ın işi bundan önceki senelerde olduğu kadar kolay değil. Bunu da zaten herkes söylüyor. Alim Kefinsizoğlu, iyi sabahlar. Beşiktaş kötü oynuyor diyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyorlar. Süper Lig'de kötü oynuyor. Ama geçen hafta Bayern Münih Stuttgart'ı son dakika golüyle yendi. Bayern bile ligde böyleyse bizim de böyle olmamız normal değil mi demiş. Elbette normal. Ligde de zaman zaman puan kaybedecek bütün takımlar, gayet doğal. Bu arada Ferhat Bulut, kravatın 10 numara sevgili Kerem abi demiş. Teşekkür ederim. Çok mersi. Çok sayıda yorum var. Az sonra devam edeceğiz ama Liverpool demişken, Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'tan biraz bahsedelim. Bu sezon çok iyi bir performans ortaya koydu biliyorsunuz. Hala da koyuyor. Ülkesini de Dünya Kupası'na taşımayı başardı Muhammed Salah. Mısır son maça kalmadan önce Afrika elemelerinde Dünya Kupası'nın başarılı oldu ve garantiledi Dünya Kupası'na gitmeyi. İşte burada Muhammed Salah'ın bir paylaşımı yer alıyor. Şöyle bir bakıyorum, Nakulma ile beraber 6 golle gol kralı olmuş Mısır'ı Dünya Kupası finallerine taşırken Muhammed Salah. Ligde 13 maçta 10 gol 3 asisti var. Liverpool'da oynadığı toplam 18 maçta da 14 gol 4 asiste sahip. Ve Dünya Kupası'nı taşımayı başaran Mısır'ı Salah, BBC yılın Afrikalı futbolcusu ödülü sahibi olmuş. Sosyal medya hesabından da bu mutlu anın böyle paylaşmış Mısırlı yıldız, az önce de söylediğim gibi. Bu prestijli ödülü kazanmaktan ve benden önce kazanan birçok oyuncunun arasına katılmaktan dolayı gurur duyuyorum ifadesini kullanmış. Ödül için diğer adaylarsa Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mane, Victor Moses ve Naby Keita'ydı sevgili izleyiciler. Ve Arsenal diyeceğiz. Arsenal'ın sosyal medya kanalının hazırladığı özel Seri Ateş bölümünün bu seferki konukları Mesut Özil ve Per Mertesaker'di. Yılların deneyimli, tecrübeli oyuncusu. İkilinin birbirlerine sordukları sorular ve akabinde hızlıca verdikleri yanıtlar nelermiş? Hadi gelin hep birlikte izleyelim şimdi. Question 1. Who is the smartest person in the team? Per. Bigger legend. B.I.G. or Tupac? Tupac. What was your worst subject at school? Math? Math, yeah. Favorite animal?
Giraffe. What one skill or talent do you wish you had? Magic. What one food do you absolutely hate? Green cabbage. Me too. Who is the most famous person you have chilled with? Angela Merkel. If you were a superhero, which teammate would you want as your sidekick? Seat. Well, you were Batman and Seat the Robin. Yeah. First job you had. Lone Moin. Is that right? Lone Moin? Rasmin. Yes. So if I need some. Should Hector cut his hair? Yes. Yes. Please. Please. Please back it. What actor would play you in the movie of your life? Ben Affleck. A favorite movie of all time? Hobbit. Strong. Have you ever been mistaken for someone else? Yeah, Matilda. Who would you least want to be stuck on a desert island with you? Girlfriend. Girlfriend. Favorite cartoon growing up? Mickey Mouse. Hardest person to mark in training? Alexis. Last book you read? FIFA Pitch. Question you hate being asked most by a journalist? How's the game today? Why you lost the game? Yeah. What player do you think you play like? Beckenbauer. Yeah. What will you do when you retire? From football. I don't know yet. Chill out. Which two teammates do you think you could start a band with? With the twins, Callum Chambers, Rob Holding. The magic triangle. Have you met your hero? Yes. Who is it? Zidane. Ooh. Best game you have watched from the stands? Last year, Arsenal, Man City. Semi-final FA Cup. Who is the nutmeg king at Arsenal? Me. Mm-hmm. Yeah. Describe me in three words. Creative, legendary, champion. Thank you so much. What do you do after games? Just chill with my friends. What was your initiation song and how did it go? It went really well. It was DJ Ötzi with Hey Baby. Hey Baby. It went really well. Best trash talker in the squad? Mustafi. What is the best gig you have ever been to? I think Drake in London. Who has sung the worst initiation song since you've been here? And what was it? Lucas Perez. Yeah, what was it? Remember? Spanish. Rapid fire. Deal this done. Is perfect. Evet, hoş bir röportaj olmuş ikilinin yaptığı. Gerçekten de güzel. Merak ettiğimiz birçok soruya da yanıt bulmuş olduk. Özellikle Mesut'la ilgili olarak diyelim. Ve Gabriel Jesus, Manchester City'nin 1997 doğumlu 20 yaşındaki Brezilyalı genç forveti. Gerçekten de yaşıtları arasında Marcus Rashford'la birlikte en iyilerden biri olarak gösteriliyor. Gabriel Jesus, City'de forma giyiyor genç yıldız. 2015 yılında Palmeiras'ın altyapısından yetişti Jesus ve Brezilya ekibiyle bir lig şampiyonluğu bir de kupa şampiyonluğu yaşadı. Genç yaşına rağmen bunları hemen iletelim sizlere. Ve bu kez sorularda genç yıldızı terletti. Bakalım Brezilyalı yeteneği kendisine yöneltilen 16 soruyla daha yakından tanıyabilecek misiniz şimdi? Meu pior hábito é ficar muito bravo quando eu perco. Meu maior medo é perder minha mãe. O filme favorito é Cidade de Deus. Meu ídolo da infância era o Ronaldo. Meu esporte favorito sem ser o futebol é o basquete. O álbum, meu CD de música favorito que eu mais escuto, Thiaguinho. No meu celular, minha foto. A tua foto? É. Os
gostaria. Se eu tivesse um super poder, gostaria de ter Lanterna Verde. É fera. Protege, pá, voa, tudo. Meu bem mais valioso é minha família e minha mãe. Se eu fosse um animal, eu gostaria de ser um leão. Dono da selva. Meu desenho animado preferido quando eu era criança era Super Choque. Com quem eu gostaria de ficar preso no elevador? Olha, eu não posso falar com quem, né? Mas eu vou falar assim, com uma mulher bonita, tal. Pronto. Com quem é difícil falar, eu vou me expor muito, né? Com quem eu odiaria ficar preso no elevador? Com meu irmão. Nossa, ele solta cada peido, aí é foda, né? Pensa, 3 horas. Só. Eu sei cozinhar um belo miojo. Nossa senhora, muito bom. Eu sou o mais famoso que eu tenho nos meus contatos, é o Neymar. Evet, eğlenceli bir röportaj olmuş genç oyuncuyla. Ve yine yorumlarınıza biraz bakalım. Hemen Twitter ve Instagram'dan. Instagram'da Hasan Eroğlu, Adana'dan selamlar abi. Galatasaray bundan önceki 2 sezon olduğu gibi bu yılda lige iyi başlayıp sonunu kötü mü getirir demiş. Galatasaray zor fikstürün önemli bir bölümünü geride bıraktı ilk kere itibariyle şu anda. Dolayısıyla da sonunu iyi getirebilir tabii ki. Galatasaray bu şampiyonun en güçlü adaylarından biri, hiç kuşku yok ki. Fatih Boyan, bayağı neyleri sıradaki City olsun demiş. Bakalım öyle mi olacak? Bu güzel dileklere katılmamak mümkün değil tabii. Ve hemen Bulut Muğla. Bakalım öyle mi? Evet, Bulut Muğla. Muğla'dan selamlar abi. Şenol Hoca mutlaka elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Elinden gelenin en iyisini yapıyor zaten Şenol Güneş şu ana kadar. Gerçekten de iyi gitti. Anıl Bey biraz önce de bize Samsun'dan yazmıştı. Biz buradan balık göndeririz abi, sen merak etme diyor. Teşekkür ederim. Yemiş kadar olduk zaten. Ve hemen devamına bakalım. Alper Kabak bir mesaj göndermiş. Eskişehir Spor'un gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Playoff oynar mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Zaten hedefi bu yıl Eskişehir Spor'un, eğer ödenirse oyuncuların parası, ki ödendiğinde neler yapabileceğini 7-0 kazandıkları Gaziantep Spor maçıyla kırmızı siyahlılar gösterdiler. Umarım ki şehrin ileri gelenleri de yardımcı olur yönetime. Halil Bey 4. kere başkanlığa geldi. Takımı yalnız bırakmadı ve eski günlerine döner, en azından playoff oynamayı başarır diye düşünüyorum. Kırmızı siyahlılar. İzzet Bey merhabalar. Barcelona 2 maç sonunda Chelsea'ye 7 gol atar. Real Madrid Barcelona 23 Aralık, sizce Kerem abi kim yener ve Real Madrid Paris Saint Germain kim tur atlar demiş. Real Madrid Barcelona derbisini kastediyor sevgili İzzet. Real Madrid Paris Saint Germain kim tur atlar, çok zor bir soru gerçekten de. Paris Saint Germain'de bu kadar yıldızın olması, müthiş bir orta saha, müthiş bir forvet attı. Real Madrid'de ezberlenmiş şablon, Cristiano Ronaldo, bekleyip göreceğiz gerçekten. Yanıtı çok zor yani, bir şey söylemek bu turla ilgili olarak gerçekten zor. Bu arada Soner Bobo, merhaba iyi yayınlar. Beşiktaş Avrupa'da başka, ligde başka oynuyor. Sizce sebebi nedir? Bunu söyledik. Yıldızlı oyuncularının Avrupa sahnesine daha iyi konsantre olmaları. Ama Beşiktaş yarışın içinde, sadece liderden 5 puan geride. Şu anda da Süper Ligimizde de diyelim. Ve hemen çok ama çok enteresan rumuzlu sevgili izleyicimiz demiş ki abi seviliyorsun, Konya'dan selamlar. Ben Kerem demiş. Aa, adaşız. Kerem, sana da selamlar olsun o zaman buradan, Spor Dünyası'ndan, Spor Dünyası ekibinden. Gökhan Kartal abi günaydın. Galatasaray'ın büyük maç sıkıntısı sadece Tudor'a mı bağlı? Bu mümkün olabilir mi böyle bir şey demiş. Yani teknik direktör biliyorsunuz oyuncuları seçiyor, sistemi belirliyor. Dolayısıyla da başarı önce onun sonra futbolcuların olduğu gibi, başarısızlık da önce teknik
direktöre mal edilecek. Hiç kuşku yok ki. Hüsam Bey Mardin'den selamlar demiş. Bizden de selam olsun Mardin'e. Sercan Bey ise bu yıl Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'nde favori olarak görüyorum yorumunu yapmış sevgili izleyiciler. Evet, Paris Saint Germain Real Madrid dediniz. Biz de Cavani diyoruz o zaman. Paris Saint Germain yıl sonuna yaklaştığımız bugünlerde oyuncularının en güzel anlarını derliyor. Ve Uruguaylı Golea Edinson Cavani'nin 2017'de kameralara takılan en seçkin görüntülerini yayınladı Paris Saint Germain kulübü sosyal medya ekibi. Biz de şimdi bu görüntüleri keyifle izlemeniz için ekranlarınıza taşıyoruz. Çok yetenekli olduğu kesin, ayağa kadar elini de çok iyi kullanıyor. Basketbolda oynarmış ve bir de ne kadar sevildiğini görüyorsunuz zaten attığı golden sonra başına toplanan kalabalıktan. Edinson Cavani her eve lazım, gerçekten de her takıma lazım. Ve sevgili izleyiciler, UEFA'nın Gençlik Ligi takımları arasında düzenlediği eğlenceli yarışmaya da devam edelim isterseniz programımıza. Bu kez Juventus'un gençleri konuk olmuş ve yeteneklerini sergilemiş geleceğin yıldız adayları. Juventus'un gençleri sizlerle. Evet, gençler bir başka tabii sevgili izleyiciler. Göztepe'nin yaptığı bir kampanya var.
Az sonra onu sizlerle paylaşacağım ama onun öncesinde tabii ki bu konuda öncü olan kulübümüz Altın Ordu ve Altın Ordu'nun yapısından çıkarttığı isimler de var. Hem Altın Ordu'ya katkıda bulunan hem oradan çıkanlar. Onlardan biri sevgili izleyiciler, Altın Ordu'da uzun yıllar çalışan, 10 yıl çalışan Murat Dizdar'ı Sivasspor takımı. Evet, Demir Grup Sivasspor, Mecnun Odyakmaz, Samet Aybaba'nın önerisi üzerine. Samet Aybaba diyor ki başkana, ya biz çok oyuncuya para vereceğimize ya birazını altyapıya ayıralım ve bunun içinde hani bir önemli ismi getirelim altyapı projesinin başına. Murat Dizdar'ı getiriyorlar. 10 yıl Altın Ordu'da çalışan, Seyit Mehmet Özkan'ın ekibinde çalışan Murat Dizdar'la ve gerçekten de iyi bir altyapı oluşmak üzere Sivasspor'da da. Altın Ordu dedik. Hani herkesin ilgisinin yoğunlaştığı Çağlar'dan sonra, Cengiz'den sonra şimdi genç bir kaleci var. O kim? Berke Özer. Arkadaşımız Tamer İnan bir dosya hazırladı. Altın Ordu ile ilgili kapsamlı bir dosya. Önümüzdeki günlerde, hatta bugün de yayına girebilir. Tamer hazırlıyordu. Dün akşam çalışmasını sürdürüyordu. O geniş dosyayı, Altın Ordu ile ilgili anını bile kaçırmayacaksınız. İlgiyle izleyeceksiniz. Biz onun Berke Özer ile ilgili yaptığı röportajı aldık oradan. Spor dünyasında sizler için derledik. İşte Tamer İnan'ın Berke ile, Berke Özer ile, genç yıldız adayıyla, genç kalecisiyle Altın Ordu'nun yaptığı röportaj ekranlarınıza geliyor şimdi. Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in de Freiburg'da forma giyen Çağlar'ın da temelini atan Altın Ordu'nun futbolcu üretim bandı tüm hızıyla çalışıyor. Son meyve kaleci Berke Özer. Mega vurdu işte Berke. Berke kurtarıyor. Harikasın Berke. A milli takıma da çağrılan genç eldivenle Altın Ordu tesislerinde buluştuk. Hedeflerini ve gelişimini kendinden dinledik. Benim 6. yılım Altın Ordu'da. Stoper olarak başlamıştım. Yani futbolu, çünkü benim babam eski kaleci. Benim kaleci olmamı pek istemiyordu çünkü zorlukları bildiği için. Bir gün bir maçta kalecimiz sakatlandı. Maçta penaltılara gittik. Kaleye ben geçtim. 3 tane penaltı kurtardım. O maçtan sonra hocamız bana gelip seni kaleci olarak değerlendirelim mi dedi. Benim de zaten içimde bu heves vardı, bu tutku vardı. Ben de tabii ki de dedim. Ondan sonra kaleci olarak devam ettim. Genç futbolcunun örnek aldığı isimler dikkat çekiyor. Benim Manchester City'den Ederson, bir de Bayern Münih'ten Neuer. Genelde daha çok sorumluluk almayı seven, önde oynayan kaleciler. Çizgi kalecisi değil, farklı işler yapmaya çalışıyorum. Yaşım, genç yaşıma rağmen bu benim için önemli değil. Sonuçta 35 yaşındaki adam da birlikte oynuyor. 17 yaşındaki de oynayabiliyor. Hep önde oynamaya çalışıyorum. Daha çok sorumluluk almaya çalışıyorum. Daha çok destek olmaya çalışıyorum. Tabii bunun yanı sıra hatalar da oluyor ama bu benim için hiç önemli değil. Yani kulübüm için de bu benim için çok büyük bir avantaj. Bana her zaman destek oluyorlar yaptığım bir hatadan sonra da. Çünkü en azından bir sorumluluk alarak hata yapıyorum. Yani deneyerek hata yapıyorum, öyle diyeyim ki bu da gelişimimizde çok önemli. Ben her zaman denemeye çalışıyorum. Hata yapsam da hemen ikincisini, üçüncüsünü hep daha çok üstüne koyarak çalışmaya çalışıyorum. Yani bu da beni farklı kılan özellik olabilir. 17 yaşındaki file bekçisi için önce Manchester City, ardından Juventus ve Chelsea futbolcu izleme ekipleri İzmir'e geldi. İzleyip notlar aldılar. Bu kadar küçük yaşımda bu kadar şeyler almak, bu kadar teklifler duymak. Yani ben zaten sosyal medyadan takip ediyorum genelde. Bana gelen herhangi bir şey yok. Beni çok motive ediyor, çok olumlu etkiliyor. Maçlarımda, antrenmanlarımda farklı bir özgüven, motivasyon kaynağı oluyor benim için. Tabii ki de her futbolcu yurt dışında oynamak ister ama benim için gerçekten Avrupa olması önemli. Bunun İngiltere, İspanya, Almanya hiç fark etmez. İtalya, bu liglerde oynamak çok özel bir duygu. Ve Avrupa gerçekten çok farklı bir vizyon. Konuştuğumuzda da zaten bunları öğreniyoruz. Gelen başarıda kulübün gençlere verdiği önemin etkisi büyük. Ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Milli takımlara gittiğimiz zaman sürekli arkadaşlarımızla bilgi alışverişlerinde bulunuyoruz. Yani en basitinden söyleyeyim. Maç sonrasında yaptığımız bir rejenerasyon antrenmanı bile diğer kulüplerde hiç olmadığını söylüyorlar. Ve şöyle bir şey, biz burada günümüzün 24 saatinin 24'ünü de futbolda geçiriyoruz. Biz sosyal tesisteyiz burada ama onlar sadece 1,5 saatini futbola ayırıyorlar. Ve onlar için bir hobi gibi ama bizim için bir meslek artık. Yani bu kadar sistemin içerisinde olduğumuz için bizim için çok farklı boyutlara ulaşabiliyor. Ama ancak onlar için, yani kulüplerine sadece 1,5-2 saat futbol görebiliyorlar, futbol tesislerinde bulunabiliyorlar. Geri kalanı futbol dışında geçiyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Son olarak genç yıldız adayının da sohbetimizde söylediği, bu kadar emeğin sonucunda başarı değil, başarısızlık tesadüf olur. Evet.
Sizi buraya getiren yeteneğinizdir. Burada kalıcı olmanızı sağlayacak olansa karakteriniz olacak yazıyor Altın Ordu'nun tesislerinde. İzmir'e gitmişken Göztepe'nin anlamlı düzenlediği bir kampanya var. Ondan bahsetmemek olmaz. Göztepe'nin internet sayfasında var zaten. Şöyle ki bir atkı bir oyuncak kampanyası düzenlemiş Göztepe. Göztepe ailesi olarak Türk Kızılay'ı İzmir Şubesi'yle ortaklaşa yapacağımız bir atkı bir oyuncak kampanyasıyla Göztepe armamızı taşıyan atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünlerimizi köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi minik dostlarımıza gönderiyoruz. 18 Aralık Pazartesi günü oynayacağımız Konyaspor maçında Bornova Stadyumu çevresine kurulacak standlardaki Kızılay görevlilerine ürünlerinizi bırakarak bu kampanyaya siz de destek verebilirsiniz diyor Göztepe Kulübü ve kırmızı, sarı kırmızılar armalı ürünlerimiz, Göztepe armalı ürünlerimiz bu kampanyayla Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak ve minik dostlarımızın ısınmasına yardımcı olacak deniyor. Göztepe'yi de tebrik ediyoruz bu anlamlı kampanyası nedeniyle. Devam edelim. Kıta şampiyonlarının kozlarını paylaştığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu sevgili izleyiciler. Meksika temsilcisi Pachuca'yı uzatmalarda 1-0 yenen Libertadores şampiyonu Gremio rakibini beklemeye başladı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı Gremio Pachuca karşı karşıya geliyor. Brezilya ekibi Libertadores Kupası şampiyonu olarak, Pachuca ise CONCACAF şampiyonu olarak organizasyonda yer alıyor. Kyosuke Honda aldı pası Hara'dan, kaleciyle karşı karşıya son anda müdahalesi. Bruno Cortez ekranlarınızda. Bir kez daha Pachuca atağa, köşe vuruşu kullanıldı. Atak devam ediyor. Ceza sahasına orta kafa vuruşu, Guzman az farklı dışarı çıkıyor. Sonuç alamıyor Pachuca. 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. 95. dakika Gremio atağa. Ceza sahası içinde vuruş top ağlarda. Everton Suarez. Brezilya ekibi 1-0 önde. Büyük sevinç yaşanıyor. Hazza Bin Zayed stadyumunda işte gol bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Bu pozisyonda da Guzman kırmızı kart görüyor rakibine yaptığı hareket sonrası. Pachuca karşılaşmayı 10 kişi tamamlıyor. Zor Guzman ekranlarınızda. Ve Felix Brich son düdüğünü çalıyor. Gremio rakibini 1-0 mağlup ederek Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükselen taraf oluyor. Ve spor dünyasında şimdi de tenis diyoruz sevgili izleyiciler. Kadınlar Tenis Birliği WTA yılın en iyi sayısını seçiyor. Finalistler ise belli oldu. Bakalım siz bu finalistlerden hangisinin kaydettiği sayıyı daha çok beğeneceksiniz?
Gerçekten müthiş sayılar. Kadınlar tenisine gittik. Erkeklere de gitmemek olmaz. Ama erkekler tenisinden en dramatik anları ekranlarınıza taşıyacağız. Kimi şampiyon olunca, kimi sakatlanınca, kimi de finalde kaybedince duygu dolu anlar yaşamış. Hadi gelin bu dramatik anları hep birlikte izleyelim şimdi. Evet, hoş görüntüler ve yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Biraz daha mesaj okuyalım bu son bölümde. Cumhur Görgülü, abi bu insanlardaki umut da neyin nesi Allah aşkına demiş. 3 ya da 4 olur Almanya'da, ne birbiri ne beraberliği. Sevgili Cumhur, grup maçları başlamadan önce de Beşiktaş'a az şans veriliyordu biliyorsun ama Beşiktaş bu grubu namağlup lider bitirdi. Bütün rekorları kırarak, rakipleri sürklese ederek, içeride dışarıda kazanarak gerçekten de onurumuz oldu, gururumuz oldu. 3800 ülke puanı kazandırdı. 230 milyon TL kasasına koydu. Ve gerçekten de büyük başarılara, üstelik de medyada da geniş yer buldu. Avrupa basınında, dünya basınında, ülkemizin tanıtımı açısından da önemli oldu. Neden olmasın? Özellikle de şunu da söyleyelim. Umuttur insanları yaşatan. Bunu da bilmeni isterim ben. Ve devam ediyoruz. Ergun, bakalım hemen Ergun Bey'in soyadı. Ergün Ekinci bize bir mesaj göndermiş. Adana'dan selamlar. Adana Spor hakkında bir şeyler söyler misiniz? Adana Spor Süper Lig'e çıkma şansı var mı demiş. Biliyorsunuz çıktı indi. Yani tutunamıyor. Halbuki Adana müthiş bir futbol potansiyeline sahip. Adana Demirspor'uyla, Adana Spor'uyla. Ama bir türlü eski çizgisine gelemedi Adana takımları maalesef ki. Kolay gelsin abi, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin yükselişini neye bağlıyorsunuz? Fenerbahçe'nin bir sol beke, bir de orta saha oyuncusu, orta sahada oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncuya ihtiyacı var bence demiş. Hemen bakalım, 1907. Evet. Ve bizden de sevgiler 1907 Rumuzlu seyircimize. Fenerbahçe başarısını neye borçlu? Bunu söylemişti Aykut Kocaman zaten. Zamana ihtiyacımız var. Birkaç hafta sonra göreceksiniz gerçek Fenerbahçe'yi diye. Taşlar yerine oturunca Fenerbahçe'de başarılar arka arkaya geldi sevgili izleyiciler.
Evet, çok sayıda mesaj var. Hepsini okumak isterdim ama biz biliyorsunuz elimizden geldiğince yanıt vermeye de çalışıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Spor Dünyası ekibi olarak Formula E Hong Kong Grand Prix'si sevgili izleyiciler, o müthiş görüntülerle sizlere veda edeceğiz. Elektrikli yarış arabalarının görüntüleriyle yarın saat 10'da İlknur Özzengin'le yine karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Gününüz keyifli geçsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.